Merhaba, ben Ahmet Yeşiltepe. Dünyanın gündemini oluşturan haberlerden seçtiklerimizi paylaşacağız. Ama önce bazı başlıklar. Türkiye tam 69 yıl önce bugün Kore Savaşı'na resmi olarak dahil oldu ve ilk defa çatışmaya girdi. Şehitlerimizi rahmetle, saygıyla anarken Kore Savaşı'nın yıl dönümünde Türkiye'den binlerce kilometre ötede yaşananları hatırlayacağız, hatırlatacağız bugün sizlere. Ve yine her zamanki gibi dünyanın dört bir köşesinden ilginç, renkli, farklı haber turlarımız olacak. Dünyanın haberi başlıyor. Evet, bugün Türkiye'nin Kore Savaşı'na dahil oluşunun 69. yıl dönümü. Türkiye Birleşmiş Milletler'in çağrısıyla 26 Kasım 1950'de Kore'deki savaşa fiilen katılmış oldu. 3 yıl kadar yarımadada kalan Türk birlikleri bu savaşta toplam 1050 şehit verdi. Şehitlerimizi biz de unutmadık. Onları saygı ve rahmetle hatırlıyoruz. Bu yayında sizleri Türkiye Cumhuriyeti'nin kendi sınırları dışında en fazla sayıda evladının bir arada uyuduğu bir şehitliğe götüreceğiz. Bu sandaki Türk şehitliğine. Ayrıca Türk askerinin Kunuri ve Kumyang Jane'de yazdığı tarihi, dünya harp tarihine geçen destanı hatırlatacağız. Özellikle genç kuşağı. Şimdi 69 yıl önceye dönüyor ve Kore Yarımadası'na gidiyoruz. Türkiye, Kore Savaşı'na Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin onayını almaksızın asker gönderdi. Dönemin hükümeti savaşa dahil olarak Türkiye'nin NATO'ya üyeliğinin gerçekleşeceğini düşünüyordu. Bu hedef doğrultusunda Tuğgeneral Tahsin Yazıcı Komutası'ndaki 5090 kişilik ilk Türk Tugayı 17 Eylül 1950'de Güney Kore'ye gönderildi. Türk Tugayı 8. Amerikan ordusuna bağlandı. Tugaya North Star, Şimal Yıldızı kod adı verildi. Kasım ayına kadar küçük çaplı çatışmalarda boy gösteren Türk askerleri 21 Kasım'da Pyongyang'ın kuzeyinde Çin ordusunun baskınıyla karşılaştı. Wawon, Sinninli ve ardından Kunuri'de Çin ordusuyla boğaz boğaza savaşan Türk birlikleri 3 gün süreyle olağanüstü bir direniş gösterdi. Bu süreçte Amerikan ordusuna bağlı zırhlı birlikler ve Güney Kore ordusunun unsurları güvenli bir şekilde baskından kurtulup geri çekildiler. Türk askerlerinin kazandırdığı bu 3 gün bir kahramanlık destanı olarak kabul edildi. Özellikle Kunuri'de çember altındayken buradan Süngü Savaşı ile çıkmayı başaran Mehmetçiğin kahramanlığı dünya basınında manşetlere taşındı. Ama bu kanlı muharebelerde Türk Tugayı 218 şehit, 455 yaralı ve 94 kayıp vermişti. Türk Tugayı yaklaşık 20 gün ihtiyatta kaldıktan sonra 1951'in Ocak ayında yeniden yola koyuldu. 24 Ocak'ta bugünkü başkent Seul'ün yaklaşık 100 kilometre kadar güneyindeki Chonan bölgesine girdi. Buradaki Çin savunma mevzilerine karşı taarruza girişen Türk Tugayı'nın ikinci taburu olağanüstü bir zafer elde etti. 48 saatte bölgedeki en sağlam tahkim edilmiş iki tepeyi ele geçiren Türk askerleri burada 12 şehit, 31 yaralı verdi. Çinliler ise 474 ölü ve 23 esirle Türk askerine boyun eğdi. Kumyang Jengni bölgesinin adıyla anılan bu savaş, Çinlilerin yenilemez olduğu yönündeki hurafeyi de yerle bir etti. Kore Savaşı'nın kırılma anı, Amerikalıların yarım adayı boşaltma planı yaparken Türk Tugayı'nın Çin ordusuna karşı kazandığı Kumyang Jengni zaferidir. Kendisinden 3 misli büyüklükteki bir orduya karşı taarruz ederek süngü hücumuyla olağanüstü bir zafer kazanan Mehmetçik, savaşın akış yönünü de değiştirmiştir. Öyle ki yenilmez denilen Çin ordusu ilk defa böyle bir yenilgi almış, Türk askerleri dünya çapında büyük bir sevinç ve takdir uyandırmıştır. İşte o savaşın kazanıldığı noktadayız. Kumyang Jengni'de Türk askerinin elde ettiği başarı, yarımadayı güvenli şekilde nasıl boşaltacağını düşünen Amerikan ordusu için muazzam bir moral kaynağı oldu. Türk Tugayı'na bu başarılı muharebelerinden dolayı Amerikan Kongresi'nce Mümtaz Birlik Nişanı ve Berat'ı verildi. Ayrıca Güney Kore Cumhurbaşkanı'nca yine bu başarılarından dolayı Türk Silahlı Kuvvetleri'ne Cumhurbaşkanlığı Birlik Nişanı takdim edildi. Kore Savaşı'nda İlk kırılma noktasını Mehmetçik yaratmıştı. Artık Kuzey ve Güney askerleri 38. paralel çevresinde mevziler kazıp cephe savaşına döndüler.
Çin ve karşısındaki Birleşmiş Milletler ordusu da sıcak hat üzerinden geriye çekildi. Kore Savaşı'nda Türk Tugayı, savaşın devam ettiği süre içerisinde toplam 721 şehit, 2500 civarında yaralı, 167 kayıp ve 217 savaş esiriyle kayıp toplamında Amerika ve İngiltere'nin ardından 3. ülke konumunda. Bu rakamlara savaş sonrasındaki dönem ve çatışma dışındaki kayıplar da eklenince Kore'deki toplam şehit sayımız 1005 olarak belirleniyor. Şehitlerimizin en yoğun şekilde yan yana defnedildiği yer ise Busan'daki Birleşmiş Milletler Kore Savaşı Mezarlığı. Birleşmiş Milletler Kore Anıtsal Mezarlığı, Birleşmiş Milletler tarafından dünya çapında oluşturulan tek şehitlik mezarlık alanı. Bu kutsal alan dünya barışına ve özgürlüğe adanmış. Ve burada sayıca en fazla şehidi bulunan ülkelerden biri Türkiye. Kore Savaşı'nın gerçek kahramanlarının yattığı bu kutsal alanda 462 şehidimiz uyuyor. Busan'daki mezarlıkta 65 yılı aşkındır uyuyan şehitlerimiz. Unutulmuş bir savaşın bizim için asla unutulmayacak kahramanları. Ve başkent Seul. Buradaki Kore Savaşı Tarihi Müzesi de Türklerin bu savaştaki önemini, yaptığı katkıyı anlatan belge, obje ve görsel dokümanla dolu. Hemen her duvarın üstünde bir ay yıldız, bir şehit Türk'ün adı ve fotoğrafları. Küçük Ayla'nın ve Süleyman Dilbirliği'nin unutulmaz hikayesi. Yüreğimizi acıyla, hasretle dolduran, göğsümüzü gururla kabartan Türklere, kan kardeş Türkiye'ye ait izler. Bir bölümü için 1950-53 yılları arasında yaşanan Kore Savaşı unutulmuş bir savaştır. Türkiye ve Türkler içinse durum hayli farklı. Savaş Kore Yarımadası'ndaki taraflardan birinin belirgin bir üstünlüğüyle sonuçlanmasa da, Türk kamuoyundaki yansımaları tartışmalı olsa da, İki millet arasındaki kardeşlik duygusunun oluşması bakımından önemli. Bu yüzden Seul'deki Savaş Tarihi Müzesi ve Anıt Alanı'nda bu güçlü bağın izlerini görmek mümkün. Biraz da bu yüzden Koreliler için biz, yani Türkler, Noyonji Uy Nara, yani kan kardeş ülkesinin çocuklarıyız. Evet, şimdi bugüne dönüyor ve sizleri aktüel bir dünya turuna çıkarıyoruz. Görüntü, evet, gerçekten yürek acıtan cinsten. Romanya'nın Köstence kenti yakınlarındaki Midia limanında alabora olan yük gemisinde 14 bin koyun telef oldu. Koyunların önemli bölümü geminin içinde sıkışıp kaldığı için kurtarılamadı. Bu kazanın görüntüleri bir insansız hava aracıyla görüntülendi. Havadan kaydedilen görüntüler kazanın yol açtığı felaketi daha net gösterdi. Suudi Arabistan'a ihraç edilen koyunları taşıyan gemi personeli Suriyelilerden oluşuyordu. Yetkililer gemide Avrupa Birliği'nin öngördüğü asgari güvenlik şartlarına uyulmadığını belirterek geminin aşırı yükleme sonucu alabora olduğunu açıkladı. Şili'de sokak gösterileri devam ederken polis şiddeti de giderek tırmanıyor. Göstericilerin üzerinden motosikletle geçmeye çalışan, daha doğru bir ifadeyle onları ezerek yaralamaya ya da öldürmeye çalışan polisler görevlerine devam ediyor. Ancak bu görüntüler dünya çapında infial oluşturulmuş durumda. Şili'deki gösterilerin şiddet sarmalına dönüşmesi sonucu ülkede 23 kişi hayatını kaybetti, 3700 kişi yaralandı, 7000 kişinin de gözaltına alındığı olaylar sonucu sokak gösterileri ve protesto eylemleri artarak devam ediyor. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları İzleme Komitesi, Şili'deki insan hakları ihlallerini uluslararası topluma rapor edeceğini açıkladı. Uzun uğraşlara rağmen orman yangınını kontrol altına alamayan itfaiyecilerin imdadına yağmur yetişti. Avustralya'nın Yeni Güney Galler bölgesinde son haftalarda ardı ardına çıkan 80 kadar orman yangınının büyük bölümünü nihayet değişen hava şartları söndürdü. Yağışın getirdiği yeni durum sayesinde
Yangınların kontrol altına alınması kolaylaştı ve buna en çok gördüğünüz gibi itfaiyeciler sevindi. Batı dünyası Noel tatili satım haline girdi. Aileyle bir arada geçirilecek günlere az kaldı. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'nde beklenmedik olaylar, kazalar nedeniyle sık sık uyarılar yapılıyor. Yetkililer ev kazalarının nasıl ortaya çıkabileceğine dair örnekleri kamuoyuyla paylaşıyor. İşte bunlardan biri. İtfaiyeciler yalnızca bir Noel ağacının süslemelerinin nasıl bir felakete neden olacağını bir tatbikatla gösteriyor. Noel ağacı elektrik kontağı nedeniyle tutuşuyor ve alevler kısa sürede evi küle çeviriyor. Uyarılara neden olan bu tür kaza ve yangınlara örnekler Amerikan televizyonlarında da sıkça haber konusu oluyor. Rusya'nın başkenti Moskova'da Kirpi Kafe, evet adı Kirpi Kafe, çok büyük ilgi topluyor. Kafenin müşterileri kirpileri okşuyor, onları rahatça kucaklarına alabiliyor. Kedi, tavşan, baykuş, rakun, hatta yılan ve örümcek. Rusya'nın başkenti Moskova'da tüm bu hayvanların yer aldığı kafeler var. Hayvanseverler için alternatif bol. Bu alternatiflere kirpiler de eklendi. Moskova'daki kirpi kafe büyük ilgi topluyor. Kafeye gidenler kutular içindeki Afrika kirpileriyle yakından ilgilenebiliyor. Çok sessiz olmalı ve onu doğru bir şekilde tutmalısınız. Çok duyarlı bir başları var. İnsanlardan onları kulaklarından tutmalarını ve kutularından çıkmadıklarından emin olmalarını istiyoruz. Kirpilerle bir saat vakit geçirmenin ücreti ise hafta içi 34 lira, hafta sonu ise yaklaşık 50 lira. Kafedeki kirpiler haftanın 3 günü ise dinlendiriliyor. Rusya'da hayvanların beslenebildiği kafeler giderek artıyor ancak hayvanlara uygun koşulların sağlanmadığı eleştirilerine hedef olan bu kafelerin kapatılabilmesi için 2020'de yeni bir yasanın yürürlüğe sokulması planlanıyor. Sırada yine bir dünya turu var. Rusya'dan bir araba kazası geliyor ekrana. İlk olarak sürat kontrolsüz sürüş ve buzlanmanın el ele verdiği bu kazada hasar ve yaralanma var. Ama henüz bitmedi. Evet, benzer hatayı tekrarlayan bir başka sürücü de işte kazaya dahil oluyor. Bir uyarı niteliği taşıyan bu görüntüler Rusya'nın Yahudi özerk bölgesinde araç kamerası tarafından kaydedilmiş. Olay yeri Amerika Birleşik Devletleri'nin Knoxville kenti. Cezaevine yakın bir noktada arabasını park etmeye çalışan sürücü etrafta panik halinde koşan cezaevi üniformasıyla dolaşan adamı görünce cep telefonuna sarılmış ama polisi aramadan önce telefonunun kamerasıyla görüntüyü kaydetmeye başlamış. Sosyal medyada tabii görüntünün sahte olduğunu düşünenler olsa da Knoxville Polis Departmanı bölge cezaevinden kaçan bir mahkumun hala firari olduğunu açıkladı. Hindistan'da gecekondu yıkımına gelen belediye araçlarına direnç gösteren köylüler, uluslararası ajanslara haber konusu olmuş. Özellikle kadınların öncülük ettiği direnişin görüntüleri sosyal medyada da yankı uyandırmış. Evet, sosyal medyada sayısız mucit var ama bunlar arasında bu Amerikalı otomobil tamircisi kadar son dönemde popüler olan yok. Tasarımı oldukça farklı, üç tekerlekli bu aracın bilim kurgu filmlerinden esinlenerek yapıldığı anlaşılıyor. Ve bu görüntü Alaska'dan. Rüzgar ve Kinik Nehri'nin yarattığı erozyon etkisiyle adeta dev bir koridora dönüşmüş olan buzulun görüntüsü bölgede bulunan turist kafilesinin kameralarına işte böyle yansımış. Ve son görüntümüz Pakistan'dan geliyor. Eylül ayında kaydedilmiş bu görüntünün adresi Attabat Gölü. Pakistan'ın Gilgit-Baltistan eyaletinde Karakorum Dağları ve Hindikuş Dağları'nın birleştiği bölgede yer alan Hunza Vadisi, turkuaz renkteki Attabat Gölü ile biliniyor. Gölün ve gökyüzünün rengi öyle bir manzara veriyor ki havadan kaydedilen bu görüntüler sosyal medyada izleme rekorları kırıyor. Bu arada belirtelim, bölgedeki yerli Hunza halkı kendisini Türk kökenli olarak tanıtıyor ancak kullandıkları Buruşaski dilinin mevcut dil aileleri içerisinde yer almadığı biliniyor. Ve evet, biz tekrar göle dönelim. Attabat Gölü'nün olağanüstü renkleriyle dünya turumuzu da tamamlıyoruz. Evet, bu görüntülerle bitirdik. Hoşça kalın.